Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere susamlı kabak mücverini göstermek istiyorum. Bunun için malzemelerimiz 1 kilo kadar kabak, 1 büyük boy havuç, 200 gram kadar kaşar peyniri ve 200 gram da lor peyniri. Burada benim peynir tercihim bu ikisi oldu. Siz ama evinizde bulunan farklı peynirleri de içine ilave edebilirsiniz. Daha ziyade beyaz peynir, kalıp beyaz peynir kullanılıyor ama ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Susamlı olduğu için göz kararı arzunuza göre burada takriben 1,5 yemek kaşığı kadar susam var. Maydanoz var, 1 bal maydanoz. 90 gram kadar da un var. Bu da tepeleme 5 yemek kaşığına tekabül ediyor. 2 yumurta var. Burada da yumurtalarınız eğer benimkisi gibi küçükse 2 adet kullanın ama büyükse 1 büyük boyda yeterli gelecektir. Öncelikle kabaklarımızı ve kaşarımızı ve havucumuzu rendelemekle başlıyoruz. Benim burada kullanacağım aparat daha önce de videomda bulunan Kitchenaid'in rendeleme aparatı. Bununla ilgili ufak bir video çekmiştim. Burada da merak edenler için daha detaylı bir şekilde göreceksiniz. Kabak ve havucu rendeledik. Tabii kabağımızın ve havucumuzun bir sebze suyu var. Bunu alabilmek için önden şöyle tuzumuzla kabağımızı ve havucumuzu karıştıralım. Bir 5-10 dakika bekleyelim. Tuz kabağımızı ve havucumuzu öldürecektir. Elimizle sıktığımızda dolayısıyla daha fazla sebze suyunu arındırmış olacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 dakika bekledik ve kabak ve havuç suyunu saldı. Başta kaşarı havuçların ve kabağın içine rendeledim. Videonun telaşesiyle sonradan fark ettim. Siz en başında rendelerken mutlaka kaşarı ayrı bir tabakta rendeleyin ve ayırın. Ben bir kısmını kurtarabildim ama bir kısmı da burada ziyanı yok, sorun değil. Evet, şimdi kabağımızı ve havucumuzu alalım ve nasıl bir su çıktığını görün. Kabağınızı iyice sıkmaya gayret edin. Çünkü bakın ne kadar su kalırsa kabakta o kadar fazla un ilave etmek gerekir kıvamı yakalamak için. Bakın suya. Diğer malzemelerimizi de ilave edelim. 200 gram kaşar, 200 gram kadar da lor demiştik. Benim loruma dikkat ederseniz içerisinde çörek otu var. Ben bu şekilde hazırlıyorum lorumu. Burada da 90 gram yani 5 tepeleme yemek kaşığı un var. Çörek otu zaten içinde vardı lorumu. Bu da kavrulmuş susam. Beyaz susam değil, kavrulmuş susam. Siz bu miktarı arttırabilirsiniz. Maydanoz. Varsa dereotu da ilave edebilirsiniz. O da güzel oluyor. Yumurtalarım. Ve arzuya bağlı olarak da çok az karabiber olmayabilir ve pul biber. Şimdi başta biz tuzumuzun büyük bir kısmını kabağı ve havucun suyunu salsın diye koymuştuk. O yüzden ekstra bir tuz ilave etmiyoruz. Yoğurduktan sonra şöyle ucundan azıcık bakıp tuz miktarını yine ilave edebilirsiniz.
Gördüğünüz gibi kıvamı biraz bana unsuz geldi. O yüzden de şöyle sizin de gözünüzün önünde ne kadar koyduğumu görelim. 5 yemek kaşığı koymuştum. Bu da 2 yemek kaşığı. Bu şekilde. Evet, bu şekilde bırakmak istiyorum. Çünkü daha fazla un ilave etmek istemiyorum. Çünkü durdukça da un şişecektir ve onun kıvamını ayarlayacaktır. Mücver çok kas katı olmaz. Şöyle kaşıktan löp diye düşmesi lazım. Bu şekilde bir kıvam olması lazım. Tabii bu kabağı ve havucu sıkma kuvvetinize de bağlı. Çok gevşek sıkarsanız un daha fazla isteyecektir. Çok böyle abanarak sıkarsanız da dolayısıyla un oranı düşecektir. Buna dikkat edin. Unun mutlaka kontrollü, daha sonra ilave ederek de durumu kurtarabilirsiniz. Ama başta böyle dolu dolu koyup da mücverinizin kıvamını kaçırmayın. Evet, küçük bir tepsim vardı. Buna sığacak kadar mücverinden alıyorum. Şimdi tepsine bu şekilde ince bir tabaka halinde, çok kalın istemiyorum. O yüzden bu şekilde hazırladım. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına koyup bir 20 dakika, 25 dakika artık fırınızın ısı durumuna göre pişirebilirsiniz. Geri kalanını da sizlerle beraber yağda kızartacağım. Şimdi bizim evde iki farklı beslenme şekli var. Ben fırında olandan yiyeceğim. Kızlar ve diğer tayfa kızartma tercih edeceklerdi. Bunu kendim yiyeceğim için, bunun daha da protein oranını yükseltmek için, onu tam bir öğün yapmak için içerisinde zaten kaşar ve lor peyniri var. Bir ölçekte protein tozu koyacağım. Ama bunu siz tabii ki de tercih etmeyebilirsiniz. Bu şekilde fırına verip kızartabilirsiniz. Bunu ilave edip karıştıracağım ve fırınıma o şekilde vereceğim. Hatta buna birazcık da yağ karıştırabilirsiniz ama ben tabii ki de dediğim gibi farklı bir beslenme şeklim olduğu için yağı tercih etmedim. Birazcık da hem görsellik açısından fırına vereceğim mücverimi susam ilave ediyorum. Yani mücveri böyle yuvarlak bir form vermeye çalışmayın. Kaşıktan nasıl düştüyse öyle bırakın. Ufak tefek müdahaleler olabilir ama böyle yuvarlak, işte beze gibi bir şekil vermeye çalışmayın. Ben bol tavada bol yağda kızartmayı tercih ettim ama düz zeminli bir tavada da yapabilirsiniz. Bazen de öyle yapıyorum ama bugün bu şekilde denemek istedim. Fırından mücveri çıkardım. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmış. Şimdi onu dilimleyip servise hazırlayacağım. İki farklı şekilde pişirdiğimiz susamlı kabak mücverlerimiz servise hazır. Sevdiklerinizle sağlıkla güzel sofralarda oturmanız dileğiyle. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.